İşte tüm detaylarıyla anlatacak. Ama önce bir haberimizi izleyelim, üzerine konuşacağız. İşte Sezer Öztürk'ün cezaevine girmeden önceki son hali. Cinayetten tutuklanan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün yakalanmadan önceki son görüntülerine neler oluyor hayatta ekibi ulaştı. Şuna biraz indi. Takvim yaprakları 19 Eylül 2021'i gösteriyordu. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu ailesi ve arkadaşlarıyla hayvanat bahçesine gitmişti. Dönüşe geçen aile Çekmeköy'e geldiğinde bir araç yolu kapatmıştı. Sonrasında yaşananlar tam bir felaketti. Arkasına ateş etti. Her attığı ateş ona denk geldi. Haber bültenlerinde Sezer Öztürk'ün trafikte tartışıp cinayet işlediği anlatılıyordu. Peki aslında o gün neler olmuştu? Abi, ateş etme bak. Aracıyla yolu kapatan grup geçmek için izin isteyen Sezer Öztürk'e önce küfürler savurmuş, ardından tehdit etmişti. Öztürk ve arkadaşı araçtan iner inmez yaklaşık 20 kişi tekme ve yumruklarla saldırmıştı. Can havliyle araçlarına binen Öztürk ailesi evlerine gitti. Eski futbolcunun yüzü gözü kan içindeydi. Arkadaşıyla birlikte evden çıktı, hastanenin yolunu tuttu. Ancak saldırıya uğradığı yoldan geçmesi gerekti. Kavga ettikleri grup oradaydı. Taraflar yine karşı karşıya geldi. Sezer Öztürk silahına sarıldı, ateş etti. Kurşunlar 24 yaşındaki Halil İbrahim Skolten'e isabet etti. 24 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Sezer Öztürk cinayetin ardından firar etti. Gürcistan'a kaçmak isterken 25 Kasım 2021'de yakalandı, tutuklandı. İkisi tutuklu, 3 sanığın yargılandığı davanın duruşması vardı. Eski futbolcunun eşi Özlem Öztürk tanık olarak ifade verdi. Eşim araçtan iner inmez bir kişi eşime yumruk attı. Biri de eşimin kafasına sandalye fırlattı. O sırada 15-20 kişi saldırmaya başladı. Eve döndüğümüzde kafatası görünüyordu dedi. Duruşmada söz alan Sezer Öztürk ise asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Maktul kendi ölümüne, bizim de cezaevine girmemize sebep oldu. Tahliyemi istiyorum dedi. Tahliyemi kestim, darbeleri çekmek için. Mahkeme 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla yargılanan Sezer ve arkadaşının tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Beyin sarsıntısı geçirdi. Sezer Öztürk yakalanmadan günler önce bir görüntü çekmişti. Neler oluyor hayatta ekibi eski futbolcunun çektiği o son videoya ulaştı. İlk kez yayınlanan görüntülerde Öztürk'ün kafasındaki dikiş izleri, bacağındaki bıçak darbesi, elindeki kırık ve vücudundaki morluklar yer alıyor. Şimdi bu konuyu bana detaylarıyla yaşayan anlattılar yani. Korkunç bir şey. Allah bir kere kimseye vermesin. Şiddete karşıyız. Hep onu söylüyorum. Hani real dünyadan bağımsız olarak vicdanlı, makul düşünen her canlı gibi biz de mümkünse bu dünyada kimsenin burnu kanamasın istiyoruz. Mottomuz o. Ama gerçeklere dönecek olursak, Sezer o gün çocuklarını, ailesini, hanımına düşkün alıyor. Hayvanat bahçesi. Darıca hayvanat bahçesi var orada. Çocuklarını alıyor. İki çocuğunu, hanımını hayvanat bahçesine gidiyor. Geçici olarak oturduğu eve dönerken, adamın düşünsene güne başlarken zaten niyeti belgesiyle, deliliyle tespitte. Yani hayvanat bahçesine gittim diyor da gidersin oraya soruşturma yaparsın. Kardeşim geldi mi bu adam buraya dersin. Çünkü ondan da bir çıkarım çıkartırsın. Niyetini belli eder o. Ya adamın derdi çoluğuyla, çocuğuyla, hanımıyla normal gün geçirmek. Fakat evine giderken geçmiş olduğu bu istikametteki yol oradan o kalabalığın arasındaki bir yerleşkeden geçmek durumunda. Onlarla korna çaldın, geçtin, geçmedin önünü, çünkü kalabalık yapıp polemiğe girmeye başladığı an Sezer'e ana, avrat, gelmiş, geçmiş, küfür, kafirle hakaret ediyorlar. Sezer arabadan iniyor. Çünkü diyor ki çoluğum, çocuğum, karım var. Yapmayın diyor. Buna rağmen çoluğunun çocuğunun gözünün önünde tekme tokat, artık kimin nereden ne vurduğu da belli değil. Bu arada sağ eli kırık, ayak bileği incinmiş. Ben daha da detayları gördüm, onları artık veremeyiz. Bildiğin hakikaten
öldürmeye teşebbüs kafatasını şu kadar falan açmışlar yani. Hani burada da belge. Bu arada adli tıptan benim söylemlerimi belgeleyen rapor da var. Yani Sezer'in ölmemesi mucize. Bu arada Sezer'i çıkartıp 15-20 kişi aynı anda girince birisi o kafasının açılma nedeni demir levye. O yumruk veya tahte değil, demir. Kafayı açan o. Zaten burada görüntüde de gözüküyor. Vuruyor, Sezer'in o an doğal olarak başı maşı da dönüyor. Fakat canavli diye bir şey var ya, çocuklarının ağlamasını duyuyor. Kapı açık ya. Tabii canım, her şey linç olurken önünde. O Cenab-ı Allah takdir ilahi öyledir ya. Mesela Arden bağırıyor, Mustafa'yı dövüyorlar ama Allah öyle bir metanet, yani oraya ısrarla ulaşmak istiyor. Bu arada şunu da görüyor. Birileri de arabanın içinde ağlayan çocukların olduğu kapıyı açmaya çalışıyor. Kabus. Aynı. Vallahi kabus. Çıldırırsın değil mi empati yaptığın zaman? Orada çocuk kan revan içinde ölmemesi mucize, kafasını falan kaldırabilecek durumda değil. Arabaya atlayıp can kıraş eve gidiyorlar. Eve gittikten sonra üstünü değişiyor. Hastaneye gitmek zorunda, beyninden